Hangisine cevap vermek istiyorsanız dedim. Var mı böyle bir şey? Var mı? Gittim Ceyda dedim ki Ceyda YouTube'a girdik yapacak bir şey yok. Oyuncu olmasan ne olur? Zaten artık değil. Yürürüm biliyor musun? Vallahi. Elini bırakıyordun yalan ama. Oğlum sen başına. Ben o kadar çalışmayı reddediyorum. Ünlü olmak isteyen adam bunları umursamaz abi. Yok başkası adına utandığım çok hikayem var. Ama anlatsana. Abi biz onu çözdük. İçinize lig süreceğiz dediler. Kim dediyse bu. İyi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyiyiz. Kardeşler kanalıma hoş geldiniz. Başladık mı? Başlayalım. Hadi bakayım be. Kardeşim. Abone olmayı unutmayın kardeşim. Teşekkür ederim. Sen güzel söylersin bunları. Söyler misin? Abone olmayı unutmayın. Bir canlar vardır, bir de cancıklar vardır. Evet, doğrudur. Bizim programın konsepti var. Hep bütün bölümleri izlediniz diye tahmin ediyorum. Tabii. O yüzden şimdi benim bazı sorularım var. Onları ikinize soruyorum ayrı ayrı. Hangisine cevap vermek isterseniz oradan başlayalım. Artık nereye gidiyor bir bakalım. Tamam. Okey. Önceliği Ali Can'a vermek istiyorum. Ver be. İzninle. İyi de hangisine cevap vermek istiyorsanız dedim. Tamam. Hayır ben şimdi iki tane soru okuyacağım. Tamam. Ali Can onlardan hangisine cevap vermek istiyorsa. Ben seçeceğim önce. Evet önce tamam. Sen. Seçimi sana bırakıyorum. Bu bizim klasiğimiz. Mesleğe başlaman nasıl oldu? Bize hikayeni anlatır mısın? Kaderli karar mı? Bu birinci sorumuz. İkincisi de hiç vazgeçmeyi düşündün mü? İkiye cevap vereceğim. Buyurun. Biri de sana kalsın. O klişe cevap sana klişe bende mi? Evet, biri sende. Dur. Tamam, ben bunu hep farklı cevap veriyorum. Bütün gazetelerde çok eğlenceli. Vallahi. Çok iyi lan. Neden oyunculuk? Nasıl başladı diyorlar. Ya soruya bak diyorum. Hepsi zaten sallıyorum başka bir hikaye. Yemin ederim. Gir bak. Bugün ne sallayacağım? Şaka yapıyorsun sallayayım, ya. Dur, düşüneyim orada. Vallahi. Sallıyor musun hepsini? Sallıyorum. Bakayım ne yapacak? Aynen. Hiç düşündün mü vazgeçmeyi? Vazgeçmeyi şey, bırakmayı düşündüm. Bırakmayı. Yani ne zaman? Bu aralar mesela. Yani tam hiç da beni artık o kadar heyecanlandırmıyor oyunculuk. O yüzden neden olmuyor? Bırakmak gibi değil de yani bir uzun süreli bir ara da olabilir. Bir de 20 seneden fazla oldu herhalde. Yok 20 yıl oldu diyeyim. 20 yıldır sadece ve sürekli olarak yani çok 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 fazlasıyla bu işi yaptım zaten. Peki bırakırsan ne yapacaksın? Bilmem. Güney'e yerleşeceğim. Yok yani güneye, yani ha güneye yerleşmiş ama yerleşmemişim yani çok önemli değil o. Ne yapacağım kısmını bilmiyorum. Bir şey yapmak isterim tabii, bir şey üretmek ister insan. Hele ki bizim mesleği yapan bir insan üretmeden duramaz. Ya yine bu mesleği. Ya da birikimi vardır o. Birikimi varsa üretmeyebilir yani değil mi? Bak gözleri parladı zaten. Kira geçindirmesiyle. Var mı öyle Ege'ye yerleşeyim? Var mı öyle? Şey diyor, var mı öyle bir şey? Evre var mı? Aldın mı abi? Var mı öyle Ege'ye yerleşeyim Antalya'ya bir yere? Bir yani şey, İstanbul dışında bir yere yerleşme fikri güzel var yani. Hani yok öyle bir şeyim yok ama neden olmasın? Tabii canım niye olmasın? Var mı öyle peki bir üç beş kişiyiz? Topluyoruz arazileri işte güneyden. Bakalım değerlenecek. İmar açılınca biz de bırakacağız. Şey şimdi ne ben ne nasıl oyuncuma başlayayım? Kader mi karar mı? Bu oyunculuğa nasıl başladın? Kaderli bir hikaye yazamadım şu an. Çünkü yani evet. Yoldan geçerken yanlışlıkla tiyatroya girdim, tut şunun ucundan dediler, tuttum falan gibi bir şey olmaz. Gerçeğini anlatayım mı? Lütfen. Tamam. Hangi gerçek? Abi ben yaramazdım. Annem de beni Bornova Belediye Tiyatrosu'na gönderdi. Evden gideyim diye. Ben de gittim. Beni orada oyunda ağaç yaptılar. Oyun çıkıyormuş tamam mı? İşte öğretmen hanımın oğlu diye böyle işte kıyak geçtiler. Hemen rol verelim dediler. Ne verdiler? Ağaç verdiler. Ağaç oldum işte. Sonra baktım ortam güzel, millet deli deli takılıyor. Çocuğuz yani, küçük çocuğuz. Hoşuma gitti. Ondan sonra hobi olarak devam etti aslında. Anladın mı? Yani ama oyuncu olmak bir meslek olarak gördüğüm bir şey değildi yani. Sonra anladım bunun meslek olduğunu. Ben bunu bu ara hatırladım biliyor musun bu anayı? Bu gerçek ana olduğunu şu an eminim. Çünkü okulda sonunda bir yerde paylaştı hakikaten. Vallahi bu doğru söylüyorsun. Gerçek. Geleneksel medyada paylaşmıyorum böyle şeyleri. O zaman diğer iki sorum geliyor hemen. Hazırsanız. Birincisi, yine ben mi seçiyorum? Hayır bu sefer Fırat seçiyor. Ben seçiyorum. Tamam evet. Nasıl güzel konsept güzel olarak. Güzel. Konsepti diyebilirsem olacak. Oyuncu olmasaydın ne olurdun? Birinci sorumuz. İkincisi de bu yolda en çok hayatında kimden destek gördün? Ben birinciye cevap vereceğim. Ver ulan. Oyuncu olmasan ne olur? Zaten artık değil. O yüzden kolay cevap verdik. YouTuber olurmuşum beyazlar. Beyazlar influencer olurmuşum. Insta boy olurmuşum. Yani oyunculuğu bırakmadım ama vakit de kalmadı. Aynı sendeki durum. Tırmala sonra genetik gücü daha fazla olan birisi gelip bir anda öbür hızlıca koşup gidiyor tamam mı? Ne oluyor kardeşim 2 saattir burada emek veriyorduk diyorsun. Oha ne güzel betimledin. Ben de sonra dedim ki yeter lan dedim. Ben dedim bu tarafa bir bakayım. Yani istemeden oldu gerçi bu taraf da şimdi mutluyum. Bir de insanın kendi işinin olması güzel bir şeymiş.
Yani bize hep verilen bir saat, verilen bir kurallar bilmem ne vardı. Şimdi daha yaratıcı olduğumu hissediyorum. Yani diyecekler şimdi ne yapıyorsun abi, buzdolabı dolduruyorsun videoda. Ama olsun, ben yaratıcı hissediyorum kendimi kardeşim. Peki bir şey soracağım, bu soru hiç geldi mi? Az önce şey dedin ya, istemeden oldu bu yolda. O istemeden nasıl oldu bu yol mesela? Ya istemeden dediğim şöyle. Bize bir, yani ben Twitch'te yayın açıyordum. Aha. Bir markayla anlaşıyorduk Twitch'te. O da dedi ki ya benim bütçem YouTube'a dedi. Benim böyle beynimde o anda Elon Musk'lar çaktı. Bir dakika dedim, bizim YouTube projemiz var, hiç bahsetmişim dedim. Yoktu. Aa ne dedi? Böyle kek dedim, aklıma oyuncu olduğumuz gelince şey dedim. Ceyda ile dedim film önerisi yapacağız YouTube'da dedim. Aa çok güzelmiş dedi. Bence de dedim. Gitti. Tamam dedik. Gittim Ceyda'ya dedim ki Ceyda YouTube'a girdik, yapacak bir şey yok. Ceyda dedi ki ben yapamam. Ne önereceğiz film? Ya kızım film önereceğiz işte. Geyik yaparız. Bilinçsizce başladığımız için yani saçmaladık. Videolar da saçma sapan çıktı. Normalde hazırlansak belki çok ciddi böyle film önerileri yapacaktık. Evet. Kimse izlemeyecekti, anladın mı? Evet. Tamamen bir gerilli oldu yani. Öyle aslında şansa denk geldi. Bayağı yani. Şansı olmuş zaten. Hatırlıyor musun diye? Hayır. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Bu yolda hayatında en çok kimden destek gördün? Yani herkesten gördüm ya. Aileden. Aileden gördüm yani. Ben de böyle cevap vereceğim şu sanattım onu. Yok değil cevabı. Mi? Yok genelde yani. De aile oluyor zaten cevapların çoğunluğu. Diğer insanların destek olup olmaması şeyle de çok ilgilenmiyoruz ki zaten. Bir de ne kadar destek oluyor? Bir de olmasa kaçacağız. Kanka bir audition'a gittim, senden bahsettim. Bir şey söyleyeceğim. Bu soru sana daha çok uyacağını düşündüğüm için direkt sana sorabilir miyim? Sor. Bir daha bu yolları aynı hevesle yürür müsün? Yürürüm biliyor musun? Vallahi. Demin bırakıyordun yalan ama. Okey de yine de yürürüm. Az önce şey dedin ya çünkü 20 sene oldu işte artık başka şeyler düşünüyorum. O yüzden direkt sana bunu sordum. Yani ben öyle keşkeler meşkeler yok bende. İyi kiler var. Her şeye rağmen iyi kiler var yani. Bende de iyi kiler var. İyi ki geldiniz ya. Bugün o kadar mutluyum ki anlatamam. Sen de 50-60 bir şey ateşlersin artık. Aynen 50-60. 50-60. Vardı mı öyle bir şeyler? En azından içtiğimizi ödemeyelim yani. Onları bize kitlemeyin kardeşim. Peki yine iki sorudan devam ediyorum. Bir tane ona sordun ya zaten. Dur o içimden geldi. Tamam. O yoktu. Aradan, aslında, tamam. Aslında yoktu. Aslında tamam. Bu yoktu. Tamam. Ne zaman galiba kariyerim oluyor diye düşünmeye başladın. Bu birinci soru. İkinci soru da bu soru size hiç olmayacak. Hayallerini sorsam diyeceğim. Siz bayağı hayalleriniz aslında bayağı gerçekleştiren hala da devam eden iki insan. Bence birinci soru bende. Senin kariyerin oldu zaten. Benim hiç ikisine de cevabım hiçbir bilgim olmaması değil. Ama bu şey öyle deme. Sende de var o. Mesela işte Adanalı konusuna geleceğiz zaten. Adanalı dizisine ilk başladığın zaman bir sınıf arkadaşıydık. O senin ilk işindi ya mesela. Sokakta böyle tanınmaya başladığın dönem falan. Her işimde bu sefer oldu dedim ben. Ben her işimde bu sefer dedim oldu ya. Bu sefer durduramadım. Ulan her seferinde de aynı şey oldu. Hep böyle şöyle şöyle ilerledik. Ya tamam aşağı düşmedik ama böyle 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 ittire ittire gitti. Ama böyle şey başladı ya sokakta tanınmalar falan. Vallahi en uzun bekleme sürem Adanalı'dan sonra. Adanalı'dan sonra bana iş gelmedi. Diğerlerine direkt geldi. Yani diğerleri biterken başka işle anlaştık. Adanalı tam tersi olmuştu benim açımdan. Bence orada şöyle bir şey oldu. Millet aynı zamanda sektör gıcık oluyordu galiba işi. Çok fazla izleniyordu hatırlıyorsun. Evet hayvan gibi. Bence oradan da olmuş olabilir o. Tam da hatırlamıyorum ki. O zamanlar da farklıydı. Sen düşündün. Galiba bir şey yani benim bu ya. Sorulara cevabım şey. İkisi de böyle bir zafer hissim var. Ya da böyle bitmişlik, başarmışlık hissi. Ama hayalle ilgili de yok yani. İkisi de yok. Depresyonda mıyım lan ben? Biraz ben öyle bir küçük galiba diplerdeyim ben. Hepimizde de genel bir şey de var. Genel bir insanlar yok, yok değilim her bir yandan keyfim yerinde de yani. Bilmiyorum öyle gibi geliyor sadece. O zaman birbirine çok yakın iki soru soruyorum. Bir tanesi unutamadığın bir set anın. Sette tamam. Böyle başına gel. Öbürü de unutamadığın bir audition. Set anısından seninle ilgili olanı anlatayım o zaman. Anlat bakayım. Ne hangisi? Hatırlayacak mısın bakalım? Anlat bakayım. Bütün Adanalı ekibi bir arabanın içerisinde full erkek muhabbeti yapıyorduk. Tamam. Güldük. Sonra fazladan bir kahkaha duyduk. Bunu hatırlayacak mısın bakalım? Bu kim ya dedik. Sen gördün. Kafanı kaldırdın. Adamın bir arabanın üzerine yatmış sunroof'tan bize bakıyordu ve muhabbete dahil olduk. Evet. Hatırlıyorum. Abi. Büyük araba. Evet. Büyük araba düşün. Ya muhabbet ediyoruz. Sunroof'tan mı? Bilmediğimiz bir kahkaha gelince böyle sunroof'ta bir adam kafayı sokmuş muhabbeti dinliyormuş. Dinliyor. Şok dahil oldu. Oluyor mu? Dahil. Evet. Adam dahil olmuştu. Ben bunu hiç unutmuyorum. Şok olmuştum ben. Gülüyor oradan falan. Öbürü neydi? Unutamadığım bir audition. Var mı? Bu ara sorularımda geç var, pas var. Anıyı anlat. Sende vardır. Çok vardır anı. Gerçi anı da vardır. Evet. Anı. Valla ben de öyle bir anılık bir şeymiş. Sette başına gelen böyle bir anı. Ya şey var. Bir tane hiç unutamadığım. Şubat çekiyorduk.
bir mafya bir adam var ya, yani mafya diyelim ona. Bir de onun kızı var, küçük bir kız. O kız kaçırılmış. İşte sonra adama geri getiriyorlar kızı. Ama başka mafyalar da var. Ve o anda böyle bir çatışma çıkıyor. Ve küçük kız babaya teslim edilirken çatışmanın arasında kalıyor. Ha. Ve vuruluyor çocuk. Kaydı girildi. Çocuk vurulmayı oynadı. Adam da merdivenlerden böyle kızım diye koşacak, tamam mı? İşte hayır kızım diyecek, böyle bir şey yapacak. Kayıt dendi ve adam başladı. Bir dakika, slow motion mu oynadı adam? Kendi slow motion mu? Oha, bu gerçek miymiş? Herkes böyle çok girdi. Ve volkan koştu. Bir dakika, bir de dur kes. Abi ne yapıyor? Abi. Oha, bu çok iyiymiş. Abi ne yapıyorsun dedi. Ne oldu falan yaptı adam da. Abi niye dedi öyle oynadın? Sen normal koşsana falan dedi. Ve yani o an böyle... Adamın yaptığı kendince çok mantıklı. Tabii oğlum, ben anladım adamı. Adam kurgusunu da hazırlamış. Ama abi inanamadım bu gördüğüm şey. İnanamadım ve çok iyi oynadı. Kimdir, kaç saat çalıştı adam, biliyor musun yani evde? Çok iyi. Çok iyi. Sedat sahnede öldükten sonra Müşfik Hoca'ya dönüp öldüm deyip bir daha yapmıyor. Sahnede ölüyor, öldü. Sonra ben öldüm. Devam etti ölmeye falan. Teşekkürler hocam falan. O zaman devam ediyorum. Tamam, benzet. Oh, bir tane daha geldi aklıma. Bende de bir tane var. Senin tamam, bir tane sen, var. Sen unut. Şimdi normalde birine sahneden önce kavga çalışılıyor. Çalıştılar. Buradan yumruk yiyecek. Adam böyle yapacak ya. Abi sahne hatırlıyor musun bunu? Burnu kırılamadı. Evet abi. Adam böyle yaptı abi. Adam bu arada yani Alican adamın burnunu kırmadı. Adam burnuyla Alican'a vurdu. Şöyle yaptı. Ters yaptı. Çok diye kırılmıştı. Ben o zaman çok büyük. O kafayla bu arada oldu. Hikayenin özü kafayla. Ha, kafayla mıydı? Kafayla. Ha, kafayla. Ama kafayla. Ya hikaye şu. Sen mi kafadın? Ha. Ya şöyle. Çok uzun. Bak, tam hatırlıyor musun o günü? Ya ben adamın halini hatırlıyorum. Bak böyle bir o muhtemelen Beykoz Kundura'da falan evet, çekiyoruz. Evet, Beykoz Kundura'daydık. Böyle zincirlerden böyle tek plan gibi yani çok uzun böyle mizansenler var. Dövülüyor. Bayağı dayaklar adamla olan şey de böyle sonlara doğru. Ben böyle adamı tutup kafa atacağım adam. Tam kafaya atacağım, adam kendini geri çekiyor, tamam mı? Ve böyle 2-3 tekrar aldık, kanter içinde kaldık artık. Ve anladım, adam yani ürküyor kafa atarken ona gelecek diye. Dedim ki hocam sen kaçma, ben sana atmam kafa, bak buraya dedim, geliyorum. Yani aramızda yani yanına geliyorum kafamla falan dedim. Tamam falan dedi yani dedim, çok yorulacağız yoksa böyle yani sürekli alacağız. Tamam dedi. Başladık, tam böyle kafayı atacağım, adam geri gitti. Geri gittiği an göz göze geldi benimle ve böyle oldu. Gitmemen gerekiyordu dedi ve gittiği yerden öne doğru geldi. Ve ben de gitti diye daha çok öne geldim. Abi bir vurduk işte kafaları evimize. Ben kafam kırıldı zannettim aslında. Dedim ki kafam gitti benim abi. Herifin burnu. Bir de bu arada adamın burnu üçümüzün burnunun toplamı kadar. Yani öyle küçük bir burna vurmadım. Ya onu denk getirmen de kolay olmuş. Canım, çok kolay. O zamanlar bir dublör yok ya. En iyi atlayan adamı getiriyorlar. Yere atabilen kendini adamı getiriyorlardı. O zaman bir sonraki iki sorum. Birincisi, bu işte şimdi olsaydı böyle ne öttürürdüm o karakteri, ne oynardım da. O zamanlar galiba çok karakterin şeyine giremedim. Yani çok elimden gelenin iyisini yapamadım dediğim bir iş oldu mu? Hepsi. Siz buyurun cevap verin bana. Hepsi. Şey, Suskunlar Hasan. Oradan çok depresyondaydım. Çöküşteydim yani hayat şeyi olarak. Ya hiç kendim vermiyordum yani. Zaten çok söylüyorlardı. Yani abilerim falan da söylüyordu yani sette. Oğlum ne bu halin falan filan böyle. Bırak abi ben bitmişim falan böyle. Salak salak tripler yani gibi. En severek çalıştığın partnerin deyince aklına ilk kim geliyor? Bunlar böyle ikili de gidiyor sorular. İsterseniz böyle devam edelim. Ceyda. Politik cevap. Çok bayağı hanımcılık kazanacak. Yani ben de aslında hepsi şeyim yok ya. Bunu hep arada açıklıyorum. Böyle en değil aslında ilk aklına gelen. Eminim bir sürü var ya. Çünkü. Ne keyif almıştık onunla oynamaktan. Yani şurası güzeldi falan filan. Vallahi gerçekten samimiyetle söylüyorum. Hepsinden çok. Ama ilk sorduğumda aklıma şey geldi. Burçin geldi. Burçin Terzoğlu. Hem galiba en son onunla çalıştığım şey olabilir. Eskiden tanıdığım bir şey olabilir. Ben şunun yerini değiştireceğim abi. Senin sesin de şey. Şöyle dursun abi.
Eminim. Sağ ol be Fırat. Yok, kötü durmadı. Fena değil. Yok yok, güzel. Yok, daha iyi kat. Oldu. Bu işte beni harcadılar dediğinin bir proje var mı? Projenin ismini vermeniz gerekmiyor, isterseniz. Ya var deyip geçiyoruz mu? Evet. Var. Tamam. Bir mi? Bir tanesi, evet. Benim de var. Beni değil yani sadece. Genel olarak. Aynen abi. Herkesin, o projede çoğu insana harcadılar. Çoğu insana harcandığı bir iki tane proje var. İş bilmezlikler işte. Hayranlarından biriyle yaşadığın ve unutamadığın bir anı. Aa, bak bu güzel. Hiç öyle. Ben de düşüneyim. Sende yok mu? Başka soru devam edebilirim. Yaşadığım unutamadığım. Artı 18 bir soru değil ama, değil mi? Hı. Yo, ucu açık bir soru. Ama artı 18 artı, öyle bir sordun ki yani. İşime yarar ama yani. Niye olmasın? Hayır, değil artı 18. Var, benim bir tane var. Anlatmak istediğim bir hikaye. Ya savaşçı da çok başımıza geldi. Çünkü gerçekten asker olduğumuzda kilitlenmiş bir izleyici var. Ama olmadığımızı da bilmesine rağmen. Yani gelip askerin en son aldığı envanterin sorunlarını benimle konuşmaya çalışan, bunları iletin diyen. Abi ben diyorum, ne bileyim ya. Benim haberim yok abi. Abi diyor, şu füzelerin bilmem nelerin, biliyorsunuz orada tankların paletlerinde bilmem ne, ne tank abi. Yani ilginç bir şekilde o tarz dizilerde bir sakatlık var yani. Garip bir şekilde insanlar aşırı derecede inanabiliyorlar. Şimdi onu söyleyecektim. Hala çok inanıyoruz değil mi ya izlediğimiz şeylere? Evet, hala oluyor. Ne yazık ki öyle. Ya biz o dizide bir haberde haber izliyorlar. İşte şehit haberi veriliyor. Ceza yemiştik çünkü insanlar inanmışlar. Gerçek diye. Aslında dizinin içindeki haberde yayınlanıyor. Anladın mı? Delilik. Büyük delilik. Delilik demişken hocam, o zaman oradan hemen atlıyorum. Oyunculuk mesleğinin insan psikolojisini bozan bir meslek olduğunu düşünüyor musunuz? Hayır. Ben düşünmüyorum abi. Geçiyorum. Zaten bozuk adamlar ilk baştan da bozuk gibi davranıyorlar ya. Hocam gerçekten babamın öldüğünü gördüm. Ya var ya öyle. Hocam yatıyordu orada babam. Yok abi. Ne alakası var? Onun zaten gidik bence kafası yani. Birazcık anladın mı? Ondan oluyor. Evet, muhtemelen. Başından zaten. Diyorsun. Evet. Peki unutamadığın bir konservatuvar, workshop, atölye hiç fark etmez. Yani eğitimle ilgili bir anınız. Konservatuvar okuyan öğrenciler olarak aslında konservatuvarı daha çok soruyorum da. Okulda başınıza gelmiş unutamadığınız bir anı diyeyim hatta. Ha, anı vardır canım. Milyon tanedir de. Yani zaten. Acaba abi, sizin mi? Gece okulda kalıp okulu dağıttığınız videoyu izleme aldım. Benim için çok komikti. Uçan sizler yavaş yakış çekimle, sen bilmiyorsun tabii onları değil mi? Onlar komikti abi. Ya Ali Can. Yangın tüp olayını diyorsun değil mi? Evet evet, onlar çok komik anlardı. Çünkü bir anda içeri yavaş yavaş gidiyorsunuz. İçeriden yangın tüpü fırlıyor, sonra sen çıkıyorsun. Ah. Dumanlar. Aa, tabii. Kayıtta anlatmayayım değil mi? Yok, anlat, ne olacak ki? Zaten okul sizi yakaladı oğlum. Doğru, aynen, atılmadık neyse ki. Biz birinci sınıftayken sen mezun olmuştun değil mi o sene? Tabii yoktu. Yani yoktu. Tabii yoktu, yoktu evet. Biz bir iki arkadaş yangın tüpü, en son böyle herkes okuldan gitmiş. Bir yangın tüpünü aldım. Ya bunlar gerçekten çalışıyor mu hani? Oluyor bunu mu? Neden herkes dener ya? Ben de denemiştim. Ama biz de bir denemiştik onları. Evet. Çok çalışmış, anladın mı? Okula bir geldik sabah. Bastınız mı? Komple her yer şey. Abi yangın tüpünü sıkıyorsun ya. Sıktığın zaman bu bir duman gibi bir şey görünüyor. Yani bir şey değil diyorsun zaten hani. Halbuki o büyüyormuş sonra. İşte o sıktığın şey bir köpük olarak. Daha da büyüyor. Bir şey gibi büyümeye devam ediyormuş. Sık. Biz ona sık, sonra işte. O arkadaş, şimdi isim vermeyeyim, o bana sıkıyor, ben ona. Su tabancası gibi birbirimize sıkıyoruz. Yani bir şey yok diyoruz. Duman yani. Hani. Dördüncü katı biliyorsun bizim. Oradan birinci kata, kata kadar. Bütün okul kapalı. Yani full. İşte kovuluyorduk zaten bunu. İkinci bölümleri biraz Ali'yle konuşmuştum. Yani güvenlik kamerasında yani. Hani ben değilim deme ihtimali yok çünkü sıkıyor ya. Sonra koridorda zıplarlarken görüntüleri var. Hayır, yemin ederim bak, koridorda kaçıyor, arkasından sıkıyor, kamerayı şöyle pozlar. Bir de kesik kesik kamera. Tamam mı, böyle 5 saniye. Hepsinin ayrı pozları var böyle. İşin kötü yanı, bir de cumartesi. Biz bu olayı cuma yapıyoruz. Tabii. Cumartesi de sınav var. Final haftası galiba. Bütün öğrenciler okula prova yapmaya geliyor. Ah, kimse de giremiyor. Falan. Kimse giremiyor ve niye giremiyoruz diye sorunca da işte sizinkiler böyle bir şey yapmış deyince bütün bölüm zaten. Ama ne korkmuşsunuz benim ya. Benim üstler, ikiler, üçler hiçbiri benimle konuşmuyor falan, küstü bir süre. Ama korkmuşsunuz mu? Okuldan atılıyorduk yani. Ona ama yok, olmadı. Biliyorlardı karakterinizi de, ondan atılmadınız. Bu sorunun cevabı ikinizlere zaten var. Ne zamana kadar oyunculuk yapmayı düşünüyorsun diye bir sorun vardı. Muhtemelen sizlerdi bu o gün. Ben yine yaparım, sen de yaparsın. Yaparım da yani. Kovalamaktan vazgeçtiğin. Evet, evet. Değil mi? Aslında o. Ya kovalamak yani hiç öyle. Neden kovalamıyordun? Vallahi kovalamıyordum zaten ama yani şey, bilmiyorum ki. Hiçbir partnerinle büyük bir anlaşmazlık ya da kavga yaşadınız mı? Sıfır. İlişkiler anlamında çok zorlandığınız bir sette çalıştınız mı? Ne demek o? Mesela
yönetmen olur, oyuncu arkadaşınla evet. olur, bir şeyle olur. Ya hep bir gerginlik falan ve biraz daha çalıştık abi. Huzursuz ha, bir seyir. Çalıştık abi. Ama ben çok gergin değildim ya. Biz de gergin değildik. Kendi yani. Aramızda gülüyorduk ama. Ya. Evet. Ama yani. O bir şey yansıyordu değil mi size? Dediğin örnekten onu anlıyorum. Yani biz galiba o kadar ciddiye almıyorduk. Çok iplemiyorduk. Yani dalga geçiyorduk durumu. Hmm. Evet. O iplememek güzel. Bir de buna maruz. Ama set gergindi. Evet, set geriliyordu. Ortam geriliyordu ama. Çünkü bu soruyu aslında şeye bağlıyorum. Mesela bu işte huzursuzluğa maruz kalan oyuncu olabiliyor mesela. Çok sorun yaşadım, işte evet. keyifsiz gidiyordum sete falan. O zaman bir de birazdan sahneye girmen gerekiyor ve kendini bütün bunlardan arındırıp motive etmen gerekiyor. Abi ben bütün setlerime keyifsiz gidiyordum bir kere yani. Çok uzun çalıştırıldığı için. Nasıl motive ediyorsun kendini o zaman 3-2-1 demeden önce o keyifsizlikte? Abi iş yani ne yapacağım? Hayatımı kazanmak için gidiyor. Yani ben hiçbir zaman sete güle oynaya, abi yarın setim var öyle bir şey olmadı ki. Ben hep böyle gene gideceğiz 15 saat çalışacağız, 3 saate çalışırım, 12 saate beklerim. Gene yemekte şöyle bir sorun olur, böyle bir ortam. Yani hep öyleyim yani. Sen? Çok iyi. Yani ben de öyle güle oynaya gitmedim ama tüh tüh vah vahla da gitmedim evet. yani. Hani işe gider gibi gittim işte. Ya tam olarak öyle. Hissete evet. geç kaldınız mı? He? Geç kaldınız mı hissete? Kaydede yani geç kalmam yok benim. Seti bekletme oldu mu ya? Şöyle söyleyeyim. Benim de öyle kaydede yer bir şey yoktur. Bekletme falan. Ama ben mesela çalıştığım zaman şeylere, reji koordinasyon ekibine hemen diyorum ki bir gün sette olmazsam ve beni aradığında uyuyakalmışım dersem sakın inanma. Çünkü ben uyuyakalmam. Ama bir çok kötü bir şey olmuştur. Beni idare et. Ben uyuyakalmam yani hiçbir şekilde. Sete de geç kalmam. Tiyatroya da geç kalmam. Zaten tiyatro disiplini o yüzden ama bir... bu saçma trafik var ya da işte uyuyakalmışım bir şey diyorsam yani gerçekten anlatamayacağım bir durum var ortada, bir problem var. İdare et. Ve beni idare et yani. Bu zamana kadar oynamaktan en keyif aldığınız favori karakteriniz desem aklınıza ilk hangi karakter gelir oynadıklarınız arasında? Dizi mi, sinema mı, ne bu? Ya hiç tiyatro fark etmez. Tiyatro hiç fark etmez. Kaçak Yeniler Özgür. Çok özgürdüm orada. Gerçekten özgürdüm o yüzden yani. Yani karakter de öyleydi. Çok özgürdüm yani. Bırakıyorlar. Yani sen ne istiyorsam onu yapıyordum. Yani oynarken. Evet evet. O yüzden çok mutluyum. Sen abi. Benim çok var ya mutlu eden. Şubat. Şubat onlardan biri. Kördüm Umut onlardan biri. Küçük Şeyler Onur onlardan biri. Tiyatroda Gülünç Karanlık'ta oynadığım evet. rol onlardan biri. Çok güzel bir oyunda. Hayvan Çiftliği'ndeki Napolyon onlardan biri. Hepsi yani. Hepsi değil ya. Çoğu bayağı saydık. Bunlar benim bir sezonum kadar rol oluşuyor ha. Vallahi çalışıyor. Vallahi yapıyor. Başka yani var ya. Çok böyle lay lay lon bir soru soracağım. Tarihi bir karakter oynamak isteseniz var mı öyle? Şunu çok oynamak isterdim falan. Direkt aklım Osmanlı dizilerine gitti. Zaten tarihi deyince evet o oluyor. Vestan da olabilir. Atatürk oynadım oğlum ben. Daha ne oynayacağım? Evet yani. Oo evet doğru. Yani bunu ben da kalaca bir yerden söylüyorum ama tarihi ama karakter... Ama susturdum hocam ya. Şu an sustum yani. Evet, oğlum hadi hadi bakayım. Toparlanalım birazcık. Aynen. Biraz böyle şeye döneceğim. Sektörle ilgili bazı sorular soracağım. Sektörü şu an dünya pazarında yapılan işlerin kalitesi noktasında bizim sektörü nerede görüyorsunuz? Uçuyor muyuz? Nerede belli değil. Yani abi ama zaten olamaz ki bu kadar. Dakika ile alakalı bence bu. Senarist o kadar yazamaz. İşler güzel. Kulüp izledin ya. Güzel. Çok iyi abi. Çok iyi. Ama çok şurada bir şöyle bir şey var. Hani paraya bakmadığını Koreliler kanıtlıyor bize bu işi. Senaryoya baktığını kanıtlıyor. Kesinlikle işte. Öyle. Adam senaryo yani herif basit işler yazıyor. Şimdi Batı onları Parasite'la tanıdı da Parasite'den 10 kat daha iyi 1000 tane filmleri var adamın. Tabii. Ve adamlar gerçekten bir polisiye çekiyorlar. Maksimum aksiyon sahnesi sokakta koşmak. Ama mükemmel yapıyorlar bu işi. Bizdeki problem senaryoyla alakalı ama ben senaristlerde değil zamanla bile yapımcıların senaristleri özgür bırakmamasıyla ticari kaygısından kaynaklandığını düşünüyorum. O yüzden biraz geri kalıyoruz. Bir de estetik algısı abi izleyici bazen kabul etmiyor yani. Anladın mı? Böyle daha basit olsun, daha kötü olsun. Benim salonum çok dandik, bu da dandik olsun diyor. Anladın mı? Işığı dandik olsun, her şey dandik olsun diyor. Evet yapalım. Vasat olsun yani. Ama dediğin doğru. Dijital birazcık kurtardı olayı da. Ya orada da her işi iyi diyemeyiz. Değil, evet işte. Ama dediğin ya ben gördüğüm bir kulüp var mesela. Çok iyi. Ki 10 tane 20 tane yapıldı bu işte. Çok iş yapıldı. Bak kaliteyi bir çok gördüğüm iyi. O var.
Her şey yani böyle en küçük ayrıntıya kadar hayranlıkla izledim. Çok çok iyiydi. Şunları bir baş kapatıp bir daha alalım galiba. 1 dakika 55 saniye. Abi inşallah bu. Orada sadece tarihimizi bilmedikleri için nüanslar hoşlarına gider mi? Orası var. Anlarlar mı acaba? Anlarlar. Emin ol anlarlar. O dönemi bilmeyen bir sürü insan var. Yine de anlıyorlar değil mi? Aşk Kale sonrası süreci tabii. Yani doğru. İlişkilerle kurmuş zaten. O yüzden çok. Peki böyle ne bir... Ne yaptın? Girdin mi yine? Evet. Tabii. Arada aldım da gizli konuşmalarınızı onları araya koyacağım. Bırak. Bırak. 60'lı 70'li yaşlarınıza gittiğimizde. Evet. Şimdi dönüp bu zamana baktığınızda iyi ki yapmışım şu işi ya dediğiniz proje deyince aklınıza hangi iş geliyor? Nasıl ya? 60'a 70'e gidiyorum. Evet 70 yaşında dedesin şu an. Tamam. Dön bu zamanlarına. Tabii niye 70'e gidiyorum? Şu andan bakayım. Evet. Ya şu andan baka şey ya bu hani olan o zaman da bu işi... Ama şimdi çok mantıklı lan. Çünkü yani oğlum yapmadığımız bir süre. Evet. Var, o zaman şey derim çünkü aradaki 30 yıla iyi ki Matrix 7'de oynamışım derim. Anladın mı? Bir şey söyleyeceğim. Ya ben bunu şey diye düşünüyorum tabii yani. Çıkış sorunu anladım da. Sorunun çıkış duygusu şey yani artık. Çoktan başka bir köşene çekilmişsin. Evet. Belki başka bir şeylerle uğraşıyorsun falan. İşte ilk aklına gelen iş diyeceğim ama evet öyle de düşünebiliriz. Bir duygusu değişik sadece anladın mı? Hani o yaşta ne olurdu tamam, diye düşünüyorum. Keşke yapmasaydım diyeceğimiz işler olabilir. O da güzel, o da ben güzel. Doğru ya, diyorum. Evet ya. Keşke yapmasaydım diyeceğim çok var. Ama onların ismini veremiyoruz tabii. Ben de ayıp olur yani. Çok değil, iki tane, üç tane var. Senin çok mu? Dört tane var abi. Dört tane var. Ayıp olur yani şimdi söylemek. Yok söyleme. Yani istemiyorsan söylemek. Tabii beni yedik yani, şey olmaz. Ya zaten bir şeye hizmet etmez yani o ismi söylemem. Tabii o yüzden canım, gerek yok. Peki buraya. O zaman nereye? Hele. Hocam nereye? Hesap ödüyormuş gidiyormuş. Çocuklar ben ödüyorum. Siz kapatın yıkarsınız tamam mı? Tamam hocam. Bulunmaktan en keyif aldığınız set ortamı? Set ortamı. Evet çok keyifli. Kaliteli bir yani set. Ben de şey babamla oynadığımız Biz Size Döneriz. Ve Ceyda da vardı. Bu çok keyifliydi o set. Çok temizdi set abi. Benim de Kördüğüm çok iyiydi. Şey iyiydi. Küçük Şeyler seti güzeldi. Hatırladıklarım bunlar. Hiç ciddi bir set kazası yaşadınız mı? Ben yaşamadım. Sen başına. Şubat dizisi Şubat benim için. Abi evet. Her günü kazalar. Şut falan silahlar. Evet. O zaman devam. Biraz da muhabbete dalınca arada şey oluyor. Hem soruyu ilerle, hem sizi dinle falan. Yapamayacaksan söyle kardeşim. Şu başka an biraz zorlandı. İki tane konuk da ilk defa. Biraz zorlandım. Bunları da sordum. Bir şey soracağım. Ortam grubu. Arkadan tramvay falan geçiyor. Tam böyle iyi. Emekli sanatçı ortamı anladın mı? Emekli sanatçılar almış konuşuyor onlarla. Tramvayla geçiyor. Şam kafe. Evet. Bir şey söyleyeyim. Burası biraz öyle de bir yer biliyor musun? Öğlen hocam, gelin. 50'lerde o sinemadaki o eski sinemamız. Şimdinin gençleri. Yani. Matrix 7'de. Şimdi de var. İyi gençler var tabii. Çok iyiler. Harika çocuklar var. Ama yani bizim zamanımızdaki gibi değil. Bir iPhone ışık değil. Şimdi hep iPhone ışıkları. İğrenç peki bunu sorayım böyle. Şimdi neyi? 60'lı 70'li yaşlarına gittiğimizde. Eyvah git lan 60'lı 70'li. Şu anki sektörün durumuyla ilgili en çok neden şikayet edersiniz? Yani şunlar yapılmıyor. Atıyorum çok uzun olduğunu söyledin ya az önce. Çok uzun çekiyoruz. Ya o hep vardı canım. Evet. Başka spesifik böyle şikayet ettiğiniz, yani şikayetten kastım işte yanlış gördüğünüz. 60'ımızda 70'imizde değil. Yok hayır, şimdi. Esprisi, şimdi. Abi ya bitmez o şikayet edeceğin şey. En çok. Ya beni artık benim mikrofonum yok. Boşa konuşuyor. Aa evet. Yani beni artık çok bağlamıyor. Çalışma süreleri. Ben o kadar çalışmayı reddediyorum. Her oyuncuya da tavsiye ederim. Evet herkes sizin de çalışmayı... Nasıl oluyor abi? Ona göre yazılıyor mu? Hayır ben o kadar çalışmayı reddediyorum. Bunun karşılığında da birçok işte oynamamayı da göze alıyorum. He tamam öyle. Ha. Yani... Aslında bizim bırakmamız da aynı sebep işte. Evet yani. Biz birbirimizi görmüyoruz dedik. Yo, buna okey diyen yapımcı da çıkar. Bu, yani, ya da ona göre organize edilebilir. Yani bir kişiye göre organize etmekten bahsetmiyorum. Hayır. Evet, insanca çalışma şartları sağlayan yapımcılar vardır. Vardı da zaten. Ama bu en belirgin şey işte. Bunda kişinin kendi şeyini alması gerekiyor. Kendisinin o riski alması gerekiyor. Ne yazık ki. Zaten bir sorun vardı. Bu işi yaparken seni en çok ne yoruyor diye. Bu söylediğim biraz buna yakın da bir şey galiba. Bu yoruyor mu mesela seni ya?
Yani elbet yoruyordur da. Yoruyor, beni yormuyor. Beni bağlamaz. Ben çalışmam o kadar. Sen zaten tercih etmiyorsun. Ben çalışmam o kadar. Bence bir oyuncu olarak bu işten keyif almamanı sağlayacak olan karakter tutarsızlığı, ne olduğu belli olmayan sürekli değişken bir senaryo. Yani affedersin de Ekşi Sözlü'ye Twitter'a göre senaryo değiştiriyoruz. Evet. Kimin fanları daha fazlaysa ona göre daha çok yazılıyor. Yani öyle bir hale geldiği için, anladın mı? Bir oyuncunun keyfi azalıyor ki abi bu işte. Sen şunun savaşını ilk başlarda veriyorsun, sonra artık ya abi bu adam bunu, yani ben burada neden bunu yapıyorum ki? Artık bir böyle yönetmen seni ikna etmeye çalışıyor, sen yönetmeni ikna etmeye çalışıyorsun. Herkes biliyor ortada bir yalan durum olduğunu. Yapıyoruz, geçiyoruz. Ama bunun için mi girdik oyunculuğa? Yani tamam, ünlü olmak isteyen adam bunları umursamaz abi. Evet. Para kazanmak isteyen, değil mi? Haksız mıyım? Niye umursasın? Tabii tabii. Adam başka bir şey mi? Ama ben yani hangimiz konservatuar, salak mıyız abi? Para kazanmak için konservatuara mı girilir? Evet. Niye giresin ki abi? Niye girmeyesin? Hem oyunculuk yaparsın, hem paranı kazanırsın. Abi şöyle düşün. Para kazanmak için derken zengin olmak için. Zengin edecek bir meslek yani değil mi? Kolay yolunu bulur demek istiyorsun. Ya abi zaten hani 1000 tane mezundan kaç, evet, yüzde bir, yani 10 tanesi mi para kazanıyor adam akıllı? Öyle düşünürsek demek istediğim, ama hani başka bir meslek öğrenirsin, oyunculuğu da denersin yani. Kazanırsan kazanırsın. Ben oradan rahatsızdım mesela. Ben sıkılmaya başladım artık. Evet. Yani bir gün başka, bir gün başka bir şey oynatıyorlar. Cem Uslu'yla 3. bölümde konuştuğumuzda 3 müydü 4 müydü neyse, o da buna çok yakın bir şey söyledi. Mesela bizim dönemimizde toplasam 1, 2, 3, 4. sınıflar işte kaç kişiydi? 70 mi? 80 mi? Evet. Bugün baktığın zaman diyor mesela kaç tanesi çok ünlü ve çok para kazanıyor? Bir düşündük, %10'u falan. Yani 8, 9, 10 çok kişi falan. Çok paradan kastettiğim de bu arada 4 kişilik aileye geçinip çocuğunun geleceğini garantiye alacak adamdan bahsediyorum. Evet, bak, evet. Yani günümüz şartlarında. Evet, evet, evet. O da bayağı para demek artık. Hı-hı. Hı-hı. Yani böyle yatlarda katlarda takılsın, kesinlikle, demiyorum yani. Villalar olsun demiyorum yani. Evet. Ne yazık ki öyle, evet. Sette yaşadığınız utanç verici bir anınız var mı? Şunu yaptım, çok utandım falan. Allah kesin vardır da unutmuşum. Yok, başkası adına utandığım çok hikayem var. Ama anlatsana. Neyini anlatacağım ki? Hepiniz yaşamışsınızdır bunu. O yüzden anlatacak bir şey yok. Yani hepinizin görebileceği şeyler. Ben hatırlamıyorum ya. Yok mu? Hatırlamıyorum. Peki bu meslekte, bu arada bu meslekte derken şunu da söyleyeyim. Aslında bu sorularda biraz şey var işte, böyle biz okulda hazırlık aşaması, oradan mezun olma aşaması, böyle tırmaladığımız, sen tiyatro bilmem ne falan. Aslında o zamanlardan da biraz bahsediyorum. Onları konuşmak istiyorum. Hikayenizi o anlamda tamam, dinlemek istiyorum. Evet. Uyuyacağım mı? Hayır, hayır. Şey dişine güldü. Bunları konuşmak istiyorum. Bunları dinlemek istiyorum. İşte. Çünkü biraz da bunlardan bahsedelim. Çünkü niye biliyor musun? Şimdi hayatının en karamsar dönemi ne zamandı diyeceğim şimdi. O yüzden bu günleri çok düşünmeyelim. Söyleyeyim. Lütfen. 2018 senesi. 2018. 2018. 3 sene önce yani. Felaketti. Neden? Niçin? Her anlamda. Biz seninle 2018'de karşılaştık, hatırlıyorsun. Uludağ'da. Orada artık, iyiydi. Ha. Ondan önce. Evet. Neden yani, o? Bunun nedenini mi soruyorsun? Yani anlatmak isterse diye soracağım. Yok yani şey, bence dönemsel bir şey. Her şeyin çok aynı zamanda çok kötü gittiğini görmek. Kendini mesleki olarak da yetersiz, kabiliyetsiz hissetmek. Her anlamda maneviyatının da kaybolduğu his. İnançlarının sarsılma hali. Güveninin sarsılması. Kayıplar. Gibi. Ondan sonra gördüğümde de iyiydim diyorsun ya. O iyi olduğun zaman da fırsatı gördüm. Hemen sonra da bir pandemiye girdik ya çünkü 18'de 19'da. Ondan sonra nasıl etkiler? Şöyle, daha bana iyi geldi. Bana da iyi geldi abi. Ben zaten evden çıkmıyordum. Baktım herkes benimle aynı hayatı yaşıyor 40 yılda bir. Güzel oldu. Ben bu işi kurdum mesela pandemide kendi kendime. Sana bir şey diyeyim mi? Pandemide herkes internette bir şekilde bir işini kurdu. Mesela dükkan açanlar, el işini satmaya başlayanlar bilmem ne. Evet. Bu iyi bir şey bu arada yani. Kesinlikle. Ben oyunculuğu bıraktım mesela pandemiden sonra gibi yani, öyle. Yani bırakmadım. Tiyatroculuğu en azından birazcık. Bir trene bastım. Trenledim. Tam tersini soruyorum. En motive döneminiz? Şu zamanlar. Şu zamanlar. Vay. İkinizin de mi? Sanırım bak bir şeyden böyle zincirlerimizi kırmışız gibi bir durum olmuş. O yüzden. Ya bir cesarettir ya aslında bir adım atmak. Bu arada ben oyunculuğundan buraya geçerken geçtim ya. Aslında hala kariyerim yukarı doğru çıkıyordu. Ve geçtik. 1,5 yıl boyunca
Yani sıfır para kazandığımız bir dünya olduğunu düşün. Ama yılmadık ya. O zaman bile mutluydum ya. Ben dedim baş kaldırdım ya. Hani şeye aslında anladın mı? Benim istemeden bir şeyler beni sürüklüyormuş çünkü. Yeter ya dedim. Çok iyi yaptım. Helal olsun. Para deyince aklıma geldi. Bu soruyu hemen öne aldım. Oyunculuktan kazandığın ilk parayı hatırlıyor musun? Tabii. Ne yaptın? Onu hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Sen hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Ne yaptın? Oyunculuktan kazandığım ilk parayla bir tane hırka aldım kendime. Hırka? Hala da durur. Bir duruyor tane mu? Pantolon. Pantolon da duruyor galiba. Hırka dediğim böyle fermuarlı hırka mı oluyor? Hırka işte. Tapşonlu böyle bir hırka. Şey tiyatrodan mı? Tiyatrodan kazandım evet. Seninki de tiyatro muydu dizi miydi? Benim oyunculuktan kazandığım ilk para tiyatrodan kazandım. Tiyatroydu ama oradan kazandığımda bir şey alabileceğimi sanmıyorum. Yani çok amatör tiyatroydu yani. Evet, çocuk oyunu mu yoksa? Yok şey ben amatör tiyatrodaydım. Hı hı. Öyle bize böyle hediye vermişlerdi. Aynen. Okuduğum anda çok heyecanlandığım bir senaryo desem aklınıza gelir mi? Evet. Hangisi? İşte küçük şeyler benim için öyle. Küçük şeyler. Okuduğum anda çok heyecanlandım. Hemen bir daha okudum. Valla. Tabii. Güzel ya o heyecan. İyi bir senaryo. Düşünüyor musun? Yok aslında ben çoğunda yükseliyorum. Sonra çıkan işe bakınca ben bunu mu okumuştum? Yani öyle bir durum var. Ben hayal gücüm benim o anda inanılmaz şeyler evet, yapıyor galiba. Keşke sen çeksen ya. Ya ben çekemem de ama yani tabii kimsenin hayaline yaklaşamazsın ama. Tabii. Çok değişiyor ya yolda o yazılan şey. Orada senaristlere sormak lazım bunu. Ne derler acaba? Abi ben bunu yazmamıştım yani. Niye olabilir? O zaman biraz böyle lay lay lom sorular soruyorum. Şu anda yaşayan ya da yani şu an ölmüş de olabilir. 3 tane oyuncuyla film çekmek isteseniz hangi 3 oyuncuyu koyarsınız filminize? Hiç fark etmez. Hiç öyle şeylerim yok valla. Ama şununla da bir falan filan. Ben Sacha Baron Cohen'ı koyarım. Seviyorum herifi. Bunların fotoğraflarını şuraya koyacağım sana. Tamam koy. Hoş geldin kardeşim. Ondan sonra Keanu Reeves gelsin. Az seversin. Konuşuyor çünkü kafa ütülemez olsun. Anladın mı? Karakter. Çok fazla cümle biliyor gibi durmuyor zaten. Hoş geldin kardeşim. Abi. Bir de bana benziyor. Evet. Olmadı arada. Benim yaşlılığım oynasın o. Koyalım tamam şöyle. Evet. Ortaya bir tane artık Türk alayım diye düşünüyorum. Aldınız. Ceyda oynasın. Ya yine biliyordum onu diyeceğini ya. Kazanç eve gelsin. Ceyda oynasın. Kazanç eve gelsin. Tabii Ceyda oynasın. Ceyda ile böyle bir şey olsun yani. Olsun be. Bunu oynayalım. Evet. Özgürlüğünüz olsa her anlamda nasıl bir proje yapmak isterseniz, bir proje yapmak isteseniz, bir film mesela, dizi fark etmez. Ya biz şu an o noktadayız, senarist bulamıyoruz. Gerçekten mi? Yok abi dizi yazdıracağız. Yani 3 tane falan yazdırdık. Yok abi olmuyor yani. Yani benim yazmam lazım galiba. Hani çünkü ben kafamdakini anlatamıyorum ya da kafamdaki uçuk bir şey ama var ben mı yazamıyorum ki. Ha, onu soracağım. Var mı öyle bir durum? Yok. Yok. Ama hala bekliyoruz. Biz hala birilerine söyledik. Öyle bekliyoruz yani. Şu Adanalı dizisine bir özel bir şey ayırmak istiyorum. Ben Ceyda'yla bir tane videonu izledim. Hı. Sen Adanalı dizisiyle ilgili Ceyda okuyorsan soruları cevaplıyorsun. Yani soru cevap. Ha. Orada bayağı soru gelmiş zaten. O yüzden evet. Hepsinden böyle konuşmak istemedim. Yani onun izleyicisi zaten bitti. Z kuşağı hatırlamıyor yani. Ya ben ikiniz varsınız diye aslında ha düşündüm. Aslında zaten onun içinde bir hikayeler anlat. Onu diyorum aynen. Sen cevap... ben Rüzgar bir canlandırma yapmayı konuşmamışım bir ara. Ha öyle saçma bir şey yapalım diyorduk değil mi? Evet ne ya. Ne diziden bir sahneyi. Oha patronu geldi buranın. Vay vay vay. Bir ara bir kadro çekilsene kahve verirken. Burada böyle şey çıkıyormuş. Kolombiya, Kenya, Diyarbakır. Diyarbakır çekirdeği. Şey ne, eski güzel şeyden yani diziden bir sahneyi. Bir sahneyi canlandırmak. Tekrar oynayacağız gibi. Ya o fikir çalıştı. Sen var ya ben sana söyleyeyim yandın bak ben sana söyleyeyim. Annem burada ses yok. Tabii. Sürekli burada çekiş. Dublaja geleceğim ben. O zaman bunları da hızlı hızlı sorup tamam sizleri özgür bırakıyorum. Hadi müsaadenizle. Ben zaten yoldan çevrilmiş gibi oturdum buraya. Abi bak biz burada bir şey yapıyoruz. Bir gelsene sen de otur. Aynen bayağı öyle oldu. Yine ya ben bunları bir Adanalı dizisi için sorayım da. Sonra oraya koyarız. Sor. Çekerken çünkü ikinizsiniz öyle kafamda oturdu bir şeyler. Tamam. Çekerken en zorlandığınız sahneyi hatırlıyor musunuz? Çok var abi. Çünkü çok uzun sürüyordu ya. Değil evet mi? Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi abi? Net. Sen de kabul edeceksin bunu. Ya havuzda dans sahnesi diyeceksin ya da hamam diyeceksin değil mi? Evet hamam diyecektim. Hamam ve havuz. Evet İkisi, abi. Abi unutulmaz yaşanır ya. Ya. Gerçekten. Şubat ayında havuzda Şile'de Havuzun içinde yani... Abi bir de orada çok komik bir şey olmuştu.
Biz dedik ki, Alican dedi ki, oğlum bak ölürüz burada hastalıktan. Zaten sonra devam edemeyiz. Abi biz onu çözdük, içinize lig süreceğiz dediler. Kim dediyse bunu. Abi biz böyle 3 tane adam duruyoruz. Çok aptalca. Kızlar bize lig sürüyorlar. Sonra ne yaptılar biliyor musun? Streç filmimizi sardılar. Ben yaptırmadım streç film. Sen streç filmi yaptırmadın. Ben Savaş Rat yaptırdım. Sen yaptırmadın. Abi yok. Suya bir girdim. O Vix daha da soğuk yaptı mı? O evet, streç filmin yapalım, içinden doğru. Böyle bak böyle bir şey var. Streç film su giriyor. Ben şişiyorum, batıyorum. İğrenç bir durumdu ya. Çok kurbağa geçiyor İçeride falan. Kurbağalar var. Kurbağa ama geçiyor. Donmuştuk abi. Çok kötüydü. Saçmalıktı o ya. Ömerli de miydi orası? Neresiydi? Daha, yani Şile'de falan böyle yani. Gerçekten uzak bir yer. Kurbağa. Bir de hamam. Gerçekten ikisi geldi. Evet. Sıcağı ve soğuğu berbattı ya. Gülmekten çekemediğiniz sahne? Ben çok ya. Ben dalağım düşük benim. Çok. Ya. Hani bayağı çekemedik falan var mı? Bir süre çekemedik. Adanalı üstünden soruyorsan kesin olmuştu da hatırladım. Şey, kaza yaşadınız mı? Ciddi bir şey. Sordun ya bunu. Hayır, Adanalı'ya özel sordum. Soruyorum şu an. Var, ben öldürüyordum onları. Hatırlıyor musun bunu? Git o ya. Abi bana iş nasıl geldi biliyor musun? Ben işi aldım mı sanıyordum, unutmuşlar beni. Sonra hikayede birinin ambulans kullanması gerektiği için tekrar eklemişler. Fakat benim ehliyetim yok. Abi öğretiriz dediler. İlk gün onlarla tanıştım. Onlar işte bir şeyi soyuyorlar. Ben ambulansa bekliyorum. Bindiler ambulansa. Ben gaza bastım, frene bastım. Arkadan bir bağırıyor ses geldi. Bir açtım kapıyı. Yerleydi, birdiniz hatırlıyorsan. O girdin bayağı. Hayır, ben öyle bir fren yaptım ki ambulansın içinde. Arkadakiler falan. Onlar içine takla atmışlar yani. Bu kadar değil mi? Başka yoktu bir şey. Ya o cidden. Onda bir şey yok. Sormuyorum. Setin en eğlenceli anı mı? Günü, anı falan öyle bir şey var mı? Geç. Duygusal. Çok böyle hani hüzünlü bir şey yaşadınız mı? Hüzünlü değil, sinirli şeyler yaşadık ki bu da duygusal şeylerdi ya. Ya bir de çok oldu be abi. Bozuldu. Hatırlamıyorum ki. Çok oldu. 15 yıl oldu galiba ya. Vay be, olmuş bayağı. Bir şey söyleyeyim mi? Bitti. Tamam. Bitti mi? Vallahi bitti sorular. Çatır çatır. Doğru, yüzünü çalmıştık. Abone olduğunuz için teşekkürler arkadaşlar. Bu adam söylemiyor. Ben onu yarın söyleyeyim. Arkadaşlar abone olmayı ve aşağıya yorum yapmayı unutmayın. Bir canlar vardır. Bir de bakın yorum yapmak önemli. Yorum yapın yani. Cancıklar. Bu soruların cevaplarını siz de verin. Bir şey söyleyeceğim. İlk geldiğinizde oğlum bu sorular ne dediniz. Çok görünüyordu aslında evet, ama büyük ya, büyük punto yazmış. Peki kağıtlar israf olmasın diye bunları silip her konuya yeni... Tabii tabii yapar herhalde. Ama bu kadar var da. Şimdi bilgisayarını ver bakalım. Bunu tabii aktaracağız. Teşekkür ediyorum. Ne demek? Bitti mi? Zırt diye kalktın mı? Mis.